Merhaba değerli takipçilerimiz, Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Çekime başlamadan önce bizleri takip eden, videolarımızı izleyen, güzel yorumlar yapan değerli takipçilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun binlerce kez bizlere destek verdiğiniz için. Çekime başlamadan önce söyleyeyim, sonra belki unutabilirim. Evet, bugün Fatma Hanım ne yapacak, ne paylaşacak siz değerli takipçilerimle? Bugün Karadeniz'in olmazsa olmaz meşhur fasulye tavalisi yapacak Fatma Hanım. Şöyle tencereme koydum, bidondan aldım, tuzlamıştım. Yine çekim yapmıştım sizlere değerli takipçilerim. Tuzlayıp bidonlara basıyoruz yazdan. Şimdi bunu bidondan çıkarttım, 2-3 su yıkadım, akıttım. Ama ben yine de tencereme koydum, biraz su koydum. Yine de ben biraz pişiriyorum onu. O bir turşu kokusu var. Tuzlanmış olan fasulyenin öyle kendine has bir turşu kokusu var. Onu şöyle kaynadıktan sonra 5-10 dakika daha kaynatıp sularını süzeceğim. Ondan sonra ki aşamalarda yine beraber olacağız. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Dediğim gibi ben bu fasulyelerimi biraz burada pişireceğim. Böyle su koydum. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika pişecek, süzeceğim onlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Orada fasulyelerimiz pişerken 5-6 tane soğanım var. Şimdi soğanlarımı doğrayıp hazırlayacağım. 5-6 tane soğanım var. 3 tane küçük havucum var. 5-6 diş sarımsağım var. Şurada acı biberim var değerli takipçilerim. Acı biber olmazsa olmazımız. Şimdi soğanlarımızı nasıl doğruyoruz? Şöyle jülyen de değil, ortada böyle bir kesik attım. Şöyle çok küçük de değil, tavalı olacağı için şöyle ortadan bir kesik atıyorum. Bir kere bir kesik attım. Bu şekilde soğanlarımı yine aynı. Buna da böyle bir kesik atayım. Tenceremizi alalım. Soğanlarımızı soyduk. Pardon, doğradık. Tenceremi aldım. Şimdi havuçlarımı. 3 tane havucum var. Ben havuç koyuyorum değerli takipçilerim. Havuç çok yakışıyor. Ben yakıştırıyorum. Sizlerin de koymasını tavsiye ederim. Şimdi havucumu da böyle içine alıyorum. Evet, havuçlarımı rendeledim. 5-6 tane 5-6 diş sarımsağım var. 3 tane acı biberim. Acı biber olmazsa olmaz. Şimdi bunları ben bardağın gerisiyle hem sarımsaklarım hem acı biberlerimi şöyle ezeceğim değerli takipçilerim. Bu şekilde ezerseniz hem acı biberinizin acısı suyu çıkar, hem sarımsaklarınızın acısı suyu çıkar, birbirine karışır. Bu şekilde yaparsanız yemeğiniz çok lezzetli olur. Evet. Şimdi bunları da şöyle içine alıyorum. Havucumuzu rendeledik, sarımsağımızı, acı biberimizi, soğanımızı, iki tane de biberim vardı, Charleston biberim. Onları da şöyle ince ince kıyıp içine koyacağım değerli takipçilerim. Yakışır içine. Ben koyuyorum. Lezzetleri. Evet. Bunları da doğradıktan sonra bunları da tenceremize alıyoruz. Bunlar şimdi hazır. Evet. Soğanımız, havucumuz, acı biberimiz, Charleston biberimiz, sarımsağımız. Şimdi bir bardakta sıvı yağ koyacağım. Bu hazır değerli takipçilerim. Şimdi fasulyemizi süzeceğiz. Fasulyelerimiz kaynadı değerli takipçilerim. Ben tabi turşumun içine ham domates de doğrayıp koymuştum. Turşumu basarken, tuzlarken. Evet. Evet,
Evet, bir bardak sıvı yağ dediğim gibi. Ocağımın altını da açtım. Fasulyelerimiz de orada oluyor. Şimdi onlar tabii suyumuz kaynadıktan sonra 5-10 dakika dedim. Şöyle 5 dakika daha kaynadı mı tamamdır. Şimdi bu tüm malzemelerimizi burada kavuracağız. Adı üstünde fasulye kavurması. İçine yarım kaşık salça koyuyorum. Şimdi salçasıyla birlikte biraz da soteledim mi tamam olur. Karadeniz'in meşhur yöresel yemeğimiz değerli takipçilerimiz. Turşu kavurması. Turşu kavurması diyen var. Fasulye tavalisi diyen var. Biz tavali diyoruz. Fasulye tavalisi. Fasulye kavurması diyen de var. Yöre yöre değişiyor. Evet, azıcık da salça koyduktan sonra tamamen kendini aldı. Rengini aldı. Şimdi içine tuz koymuyorum değerli takipçilerim. Çünkü fasulyelerimizi zaten tuzlamıştık. Tuz kıvamı dengesi tam olur. Koyarsak biraz tuzlu olabilir. Evet. Şu güzelliği görüyor musunuz? Mis gibi. Çok güzel. Azıcık daha sotelendi mi? Tamamdır. Evet. Fasulyelerimizi süzdürdüm. Süzgecime aldım. Şimdi fasulyelerimi gayet ince bir şekilde şöyle bıçağımla doğrayacağım. Değerli takipçiler. İncecik incecik. Gayet ince. Doğradıktan sonra ne yapacağım? Hepsini böyle bıçakla doğradıktan sonra elimle sıkacağım. Sularından arındıracağım. Bu şekilde koymayacağız tenceremizi. Sıkıp suyunu alacağız değerli takipçiler. Hepsini bu şekilde doğrayacağım. Şu şekilde. Şöyle. Şu şekilde. Hepsini böyle kıyacağım. Evet. Evet değerli takipçilerimiz. Soğanımız da burada kısık ateşte oldu. Fasulyelerimizi şöyle gördüğünüz gibi ezdim. Sularını çıkarttım. O bir tencere fasulye şöyle şu kadarcık kaldı. Şimdi bismillah altını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tenceremi alıyorum. Hepsini kavuşturuyorum değerli takipçiler. Önce şimdi şöyle bir alt üst edeyim. Hepsini koymadan önce. Oh, mis gibi koktu. Soğanları şöyle üstte bir getireyim. Şimdi diğerlerini de koyabilirim. Böyle basit gibi gözükebilir ama hiç basit bir yemek de değil. Aşaması çok. Evet. Şöyle ellerimi bir yıkayayım. Geliyor. Evet değerli kardeşler. Şimdi hepsini şöyle birlikte eze eze. Bunu yapın değerli takipçilerim. Bir misafiriniz geldiği zaman çayın yanında bile ikram edebilirsiniz bunu. O kadar lezzetli bir yemek. Fasulye tavalisi. Ben bunu soğuk soğuk çayın yanında, hatta kahvaltıda bile değerli takipçilerim, bu olsun, bir de bir bardak çay olsun, başka hiçbir şey istemem. O kadar severek tüketiriz.
Şimdi değerli takipçilerim, bunu böyle 5 dakikada kavuracağım. Ondan sonra servis aşamasında sizlerle görüşelim. Evet, fasulye tavalimiz oldu değerli takipçiler. Şöyle altını kapatıyor. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan bir tabak alayım. Şöyle bir servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ses yapmasın, onu kapatayım. Çok güzel oldu. Çok güzel koktu. Evet değerli takipçiler, fasulye tavalimiz yaptık. En son aşamada servisimizi de yaptık. Mis gibi koktu. Karadeniz'imizin meşhur yöresel yemeği fasulye tavalisi. Evet, çekimin sonuna geldim değerli takipçilerim. Bugünkü videomun sonu. İnşallah severek, beğenerek videolarımızı takip ediyorsunuz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bildirim zilini açarsanız atmış olduğumuz videolardan telefonunuza bildirim gelir. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.